Allah'a şükür ilgi gördü. Eğer ilgi görmeseydi bu seviyeye gelemezdik. Şu an 40 parçadan oluşan geniş bir repertuarımız var. Bu yana artık ülkede sömürgeci güçler yok. Ama bazı toprakları bu küçük de olsa İspanya egemenliğinde. İşte bunlardan birisi de ülkenin kuzeyinde Akdeniz kıyısında bulunan Septe. İşte burası da tam sınır. Septe'ye girer girmez dil değişiyor. Artık orası İspanya toprağı. Melilla şehri de Septe ile aynı kaderi paylaşıyor. Sevdalısı bir şarkıcı. Klip çekimlerini İstanbul'da gerçekleştirdi. Fetva Maliki. Genç şarkıcının bu klibi Fas'ta ve Arap aleminde en çok tutulan parçalar arasında oldu ve sürekli televizyonlarda ilk onda gösterildi. Tevazu sahibi sanatçı bizi evinde ağırladı ve klibini televizyonda izlerken Türkiye sohbeti yaptı bizimle. Sevgili seyirciler, Fas'ta Fedva Maliki ile beraberiz. Kendisi gerçekten çok nazik bir hanımefendi. Bizi evine davet etti ve Top Ten'lerde son dönemlerde çok meşhur bir sanatçı. Kendinin çok güzel parçaları var ve son klibini de İstanbul'da yaptı. Türkiye'ye gitmek hep hayalini kurduğum bir şeydi. Mısır da benim için çok cazipti. İlk albümün bütün kayıtlarını Mısır'da yaptım. Bana bu klibi Türkiye'de çekelim dediklerinde çok mutlu oldum. Bu adeta bir rüyanın gerçekleşmesiydi benim için. Gerçekten harikaydı ülkenizde klip çekmek. Daha harika olanı ise sizin insanlarınızla tanışmaktı. Şarkılarımı şüphesiz Arapça söylemek isterim. Benim stilim, benim hislerimle dinleyicilerime sunmak istiyorum parçaları. İlk başta Arap dünyasının tamamına, sonrasında ise bütün dünyaya seslenmek istiyorum. In the Arabic world,
Arap dünyasında favori şarkıcım Ümmü Gülsüm elbette. Mısır'dan Abdülvahap, Fas'tan Naima Sami, çok güzel bir sesi var. Türkiye'den ise İbrahim Tatlıses. İstanbul'dayken onun bütün kasetlerini aldım. Yetmez mi de dahil olmak üzere. Tarkan'ı da biliyorum ama İbrahim Tatlıses benim favorim Türkiye'den. Klip çalışmalarım devam edecek. Allah'ın yardımıyla benim albümüm çok başarılı oldu. Fas ve birçok Arap ülkesinde. Yine çalışmalarım yoğun olarak devam edecek. Neden bir klip daha olmasın ki Türkiye'de? Tarihi Fes şehri Fas'ın en önemli şehirlerinden birisi. Fas'ın ilk başkenti. Özellikle eski şehri içinde barındıran bölümü cazibesiyle çok sayıda insanı kendine çekiyor. Eski şehir surlarla çevrili alanda kuruldu. Fas'ın ilk başkenti Fes şehrindeyiz sevgili seyirciler ve arkamızda eski Fes şehri var. Aynı zamanda sevgili seyirciler burada dünyanın ilk üniversitesi, Karabük Üniversitesi kurulmuş. Fes şehrinden dolayı bu ülkeye biz Türkler Fas adını vermişiz. Evet, Fes şehri bize ilham olmuş bu ülkeyi adlandırmamıza. Dünyada sadece biz Türkler bu ülkeyi Fas diye isimlendiriyoruz. İşte o, bu şehrin isminden kaynaklanıyor. Avrupalılar Morocco derken Arap dünyası da El Marib diyor bu ülkeye. Sevgili seyirciler, Fas'ta surların kapısından girdikten sonra sizi çok farklı bir hayat karşılar. Bambaşka bir hayat vardır burada. Çarşı, pazar, istediğiniz hemen her şeyi bu pazarlarda bulabilirsiniz. Ve buralara arabaların girişi yasaktır. Çünkü zaten daracık sokaklara giremezler.
farklı bir dünyaya girdiğinizi etrafınızdaki değişikliklerden hemen anlıyorsunuz. Geniş sokakların yerini baharat kokulu dar sokaklar alıyor hemen. Otomobillerin yerini ise yük taşımacılığı yapan eşek, at ve katırlar. Adeta tarihte bir yolculuk yapıyorsunuz Fes'te. Siz de bu mistik havada eski çarşıyı en güzel bir şekilde nasıl değerlendirebilirim sorusuna yanıt arıyorsunuz. Duvarlarda eski Fes şehri fotoğrafları, tezgahlarda Türk malları, bisküvi ve çikolatalar ve dar sokaklarında oradan oraya koşuşturan çocuklar. Sevgili seyirciler, Fes'in daracık sokaklarında dolaşmaya devam ediyoruz. Yanımızda Muhammed var. Gerçekten sokaklar çok dar. İki insan ancak sokakta durabiliyor. Hatta gördüğünüz gibi kafe eğer açılırsa beni şu anda göremiyorsunuz. O kadar dar sokaklar. Muhammed şu anda sevgili seyirciler annesi ekmeği yapmış. Bunu fırına getiriyor. Fırında piştikten sonra da ekmek akşam yemeğine hazır olacak. İki kişinin yürüdüğü sokaklar öyle zaman gelir ki ancak tek kişinin yürüyebileceği sokaklar haline gelir. İşte eski şehir Fes ve Fas'ın ilk başkenti. Sevgili seyirciler, Fes'in çarşısında dolaşmaya devam ediyoruz. Eski şehir. Ve burada bir emlakçıya rast geliyoruz. Gördüğünüz gibi tabelamız burada. Emlakçı yazıyor. Satılır, alınır ve kiraya verilir. Ama amcamız şu anda zannediyorum öğle uykusunda. Fas'ta öğle uykusu çok yaygın sevgili seyirciler. Öğle anı geldiğinde emlakçı da olsanız dükkan açık uyuyorsunuz. This is zaman zuhur yani. Zuhur. Gördüğünüz gibi arabalar buraya girmediği için taşımacılık bu katırlarla yapılıyor. Katır ve atlar olur da kara kaçanlar iş başında olmaz mı? Onlar da canla başla bu hareketli çarşıya daha da canlılık getiriyorlar. Kefahar. Nahnu min Türkiye. Min Türkiye. Kefe vajitim. Maşallah. Good. Everything is good. Allah yihallik. Allah atik al afiyah. Barakallah. هل هل تحب تركيا يعني؟ الله يخليك الله حياك الله الله يعطيك العافية. Sevgili seyirciler, şu anda da bir cellabiye terzisindeyiz. Gerçekten Faslılar çok tutuyor. Fasların milli giysisi bu. Gördüğünüz gibi üzerinde çok ciddi hassas çalışmalar gerektiren bir giysi. Ve terziler hala...